Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşenur Asuman Uğur. TV'de ekranlarında Sağlık Raporu programıyla birlikteyiz. Tekrar sizlerle bu sabah saat 10'da. Bugün tüp bebek tedavisinde zor vakaları konuşacağız. Tıpta birçok konu var ve tüp bebek son 10 yılda 15 yılda çok yaygınlaştı. Çok sayıda vaka yapılıyor. Çok başarılı tedaviler de var. Başarısız tedaviler de var. Tabi bazı tüp bebek tedavilerin başarısız olmasının ya da çok zorlanılmasının nedenleri var. Çok kişiyi aslında ilgilendiriyor. Çünkü üreme ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz maalesef günümüzde. Birçok nedeni var bunun. Birçok ailenin aslında bir yarası. Biraz buna değinelim istiyoruz. Biraz bunu aslında deşelim istiyoruz tabiri caizse. Özellikle polikistik over sendromu olan kadınlarımız ciddi sorunlar yaşıyorlar. Biraz bunlar üzerinde duracağız tüp bebekte. Çok değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Ankara'dan geldi kendisi. Ankara Memorial Tüp Bebek Merkezi Başkanı Sayın Profesör Doktor Aygül Demiroğlu konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Aslanım. Sizi daha önce de ağırlamıştık. Yeni stüdyomuzu ağırlıyoruz. Çok memnun tekrar oldum. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi aslında tüp bebekte zor vakaları konuşacağız. Hem ekimi zorlayan hem de aileyi hem maddi hem manevi çok zorlu süreçlerin beklediği vakalar bu. Sizin için bir hekim için tüp bebek aile için tabii ki de zor. Normal yollardan üreyemiyorsa, üreme yeteneğini gerçekleştiremiyorsa tüp bebeğe başvuruyor. Birinci zorluk aslında buradan geliyor. Doğal yollardan niye olmuyor derken. İkinci zorluk bir de bu tüp bebek tedavisi sırasında başka şeylerle baş edebilmek zorunda kalıyorlar. Sizleri de biraz zorluyor, üzüyor. Nedir bu zorlu vakalar tüp bebekte? Tabii biz bir tüp bebek merkezi olmanın ötesinde üreme sağlığı merkeziyiz ve gelen çiftleri çok detaylı analiz ederek, onları iyi dinleyerek öncelikle nasıl kolaylıkla gebe kalacaklarının bir haritasını çiziyoruz ve elimizdeki tedavi yöntemlerinden hangisini uygularsak ne kadar başarılı olacağımızı saptıyoruz ve her gelen vakayı hemen tüp bebeğe yönlendirmiyoruz. Ama tabii ileri teknolojileri uygulayan bir merkez olarak da en sık karşılaştığımız vakalar arasında tekrarlayan başarısızlıkla gelen vakalar hem yorulmuş, psikolojileri yıpranmış, maddi manevi bütün imkanlarını ortaya koymuş ve hakikaten karşımıza daha zor vakalar olarak çıkıyorlar. Bunların içinde de tabii önemli bir grubu da polikistik over sendromu hastaları oluşturuyor. Oluşturuyor. Peki sizi zorlayan vakalarda polikistik over sendromu, şimdi onun da nedeni ne olduğunu açacağız bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Yüzde kaçlık bir dilimi oluşturuyor? Şimdi polikistik over sendromu tabii kolaylıkla gebe kalamayan hastalar arasında çok daha yoğun, sık gördüğümüz bir grup. Bazı serilerde neredeyse %30-40'lara kadar varıyor. Bir Akdeniz ülkesi olarak Türkiye'deki sıklığı %10'lar, bazı bölgelerde %20'lere kadar çıkıyor. Tabii bu genç kızlık, bekarlık döneminde de hormonal sıkıntılarla, adet düzensizlikleriyle bize başvuran hastalar çok oluyor. Tabii bir temelde yumurtlama sorunu olduğu için de gebelikte kolaylıkla gebeliği elde edememe nedeniyle bize sıklıkla başvuruyorlar. Aslında kendini ergenlikte o dönemlerde alarm eden bir şey. Yani ileride bu böyle bir polikistik overi olan bir genç kızımızın ileride hamileliğinde sorunlar yaşayabilmenin bir nevi sinyali mi aslında? Tabii bu? Tabii kesinlikle öyle ve şimdi aileler daha erken başvuruyorlar. Erken yıllarda bu konuda bilinçli olarak bize geliyorlar. Tabii burada şu mesajı vermek lazım. Polikistik over sendromu derken hep çok yanlış anlanan benim yumurtalığımda çok kistler varmış diye panik halinde geliyorlar. Nedir aslında? Aslında halk arasında bilinen yumurtalık kisti değil polikistik over sendromu. Bu bir endokrin yani hormonal bir bozukluk ve dengesizlik ve genetik nedenleri de var. Tam olarak bir genetik geçiş net gösterilemese de bazı ailelerde yatkınlık ve bu rahatsızlıktan sorumlu olan genler var. Ve kendisini iki şekilde ortaya koyuyor. Adet düzensizliği ve gebe kalmada güçlük temel itibariyle. Çünkü beyinden salgılanan hormonlar ve yumurtalık arasında bir koordinasyon bozukluğu oluyor. Ve normalde sağlıklı bir kadının ayda bir tane üretmesi gereken yumurta bu vakalarda üretilemiyor. Yumurtlama olamıyor yani. Bunun sonucu olarak da düzensiz adetler oluyor. Ve polikistik over hastaları kendi içerisinde çok farklı alt gruplara ayrılıyorlar.
Yani her biri birbirine benzemiyor. Aynı yaş grubunda, aynı kiloda, aynı özellikte de olsalar çok farklı altyapılara sahipler. Ve ne yazık ki hani bu konuda çok donanımlı olmayan hekimler tarafından da yıllarca yanlış tedavi edilmiş. Çok yüksek doğum kontrol hapları gibi yüksek hormonal ilaçlarla takip edilen vakalar da karşımıza geliyor. Öncelikle bir polikistik over hastasında hangi alt gruba ait olduğunun net olarak belirlenmesi, bu konuda ciddi şekilde bilinçlendirilmesi, bu rahatsızlığın aslında korkulacak bir şey olmadığının anlatılması, fakat geçici de olmadığının anlatılması gerekiyor. Yani biz şöyle bir tedavi uygulayalım ve artık bu rahatsızlık olmasın, bu geçsin, böyle bir şey yok. Ama zaman içerisinde alt gruplar arasında geçişler olabiliyor. Yani adeti belli dönemlerde düzene girip belli dönemlerde tekrar düzenini tamamen kaybedebiliyor. Öyle polikistik over hastaları var ki ilaç kullanmaksızın hiç adet olamıyorlar. Öyle grup var ki 2-3 ayda bir adet görüyor ya da 35-40 günde bir adet tabii görüyor. Normali her ay adet görmesidir. Evet. Bir genç kızımızın, bir kadınımızın, ona ne şüphe ve bu olduktan sonra zaten üreme sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilir. Tüp bebek de amacına o zaman aslında ulaşabiliyor. Hekimlerimiz, burada bir kadın doğum hekiminin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının, bir jinekoloğun uzmanlaşmasına gerek var mıdır? Şimdi rutin bir tedavi veriyorlar. Doğum kontrol hapları hem doğum kontrol yöntemi hem de bir tedavi yöntemi aslında. Biz öyle biliyoruz. Ama bunu, bu hapları verirken demek ki aslında sorunu biz sağlıklı olarak çözemiyoruz. Daha doğru bir şekilde çözemiyoruz. Demek ki burada biraz meslektaşlar da hata yapıyor gibi geliyor bana. Ya da hata demeyelim ama daha farklı bir yöntemi varken daha duyarlı davranmaları gerekiyor. Ve tabii bu konuda daha çok uzmanlaşmış ve üreme sağlığı ve endokrinolojisine hakim olan kişiler tarafından değerlendirilirse hem bekarlıklarında hem evlendikten sonraki gebelik elde etmedeki süreçlerinde en azından fazla yıpranmadan daha sağlıkla net sonuca ulaşabilirler. Çünkü öyle hastalar var ki aslında tüp bebek tedavisi gerekmediği halde de daha erken safhada tüp bebeğe refere edilmiş, yanlış tedaviler olmuş ve birçok komplikasyonla da karşılaşabiliyorlar. Çünkü bu grubun tedavisinde de son derece dikkatli olunması gerekiyor. Yani hani tüp bebeği gereksiz yönlendirmede olabildiğini olabiliyor, aslında söylediniz. Tabii tüp bebek normal yollardan doğum yapamıyorsak başvuracağımız bir şey. Hani varsa normal yollardan yapılabilecek bir tedavi, neden tüp bebek olsun? Bu da ayrı bir yerde kalsın. Hocam peki polikistik over hastalığı yaşayanlar, sorunu yaşayan genç kızlıktan başlıyoruz. Adet düzensizliği beraberinde ne gibi sıkıntılar getiriyor? Keza üreme yeteneğini etkiliyor dedik. O yöne doğru giderken başka neler var arada yaşadıkları? Şimdi tabii ait olduğu alt gruba bağlı olarak hormonal dengesizliğin sonucunda ciltte kıllanma, sivilcelerde artış, santral yağlanma, vücutta yağ birikiminin artması gibi ve genel dahiliye ve iç hastalıklar açısından baktığımız zaman da kolesterol, şeker metabolizmasında sıkıntılar, genel sağlık, kalp sağlığında sıkıntılarla birlikte gidebiliyor. Bunun yanı sıra kadın doğumcular olarak bizi ilgilendiren uzun adet görememenin yarattığı rahim içi kalınlaşma ve rahim içi sağlığının kaybedilmesi gibi bu gebelikten önceki süreçte ilgilendiren bölümler olarak ele alınabilir. Daha sonrasında da evlendikten sonra artık yumurtlama sorununun bir yansıması olarak da gebe kalamayarak bize başvuruyorlar. Tabii bunlar da adım adım bir tedavi uyguluyoruz. Öncelikle iyi bir analizle nasıl bir vaka olduğunu, ön hazırlıklarına iyi şekilde bakılması lazım. Çünkü her şeyden önce önemli olan onların sağlığının uzun yıllar iyi bir şekilde korunması. Ve mümkünse tabii ki daha kolay yoldan sadece yumurtlamanın düzeltilerek gidilmesi gerekiyor. Böyle vakalarda da yalnız şu nokta atlanabiliyor. Sadece bu konuya odaklanıldığı için, evet bir yumurtlama sorunu var, biz bu yumurtlamayı çözeceğiz diye tekrar tekrar yumurtlama tedavileri fazlasıyla verilebiliyor. Yanı sıra eşinde de sorun olabiliyor. Mesela ona bakılmamış ve aslında spermde ciddi çözülemeyecek bir sorun var. Oysa ki hanımefendi gereksiz birçok tedaviden geçmiş.
İyi bir ön analiz inanın çok önemli. Bana öyle vakalar geliyor ki yıllardır bu tedaviyi almış ama erkek faktörü yeterince değerlendirilememiş. Ve erkek faktörünü değerlendirirken de sadece bir rutin sperm analizine bakarak artık tatmin olmuyoruz. Daha detaylı dölleme testleri, sperm kalite testlerinden geçiriyoruz. Sonuçta bir çift olarak değerlendirmemiz lazım. Her ne kadar hanımda polikistik over sendromu varsa da bu kadın evet rahim sağlığıyla, yumurtlama sağlığıyla ele alınmalı. Ama beyefendi de aynı zamanda iyi değerlendirilmeli. Peki şeyden bahsettiniz, rahim kalınlaşmasından bahsettiniz. Bu polikistik over sendromu çok doğru tedavi edilmezse rahim kalınlaşıyor. Başka üremeyi etkileyen, üremeyle bağlantılı organlarımızı da sıkıntı, hasar meydana getiriyor. Rahim kalınlaşırsa ne olur peki? Yani nedir bunun kalınlaşmasının olumsuz etkisi kadında? Biraz daha açalım mı bunu? Şimdi bu rahim kalınlaşması dediğimiz endometriyal hiperplazi, hı hı, bizim kendi alanımızda hem genel sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Çünkü bu rahim içi kalınlaşması uzun yıllar tedavi edilmeden kalırsa belli oranda yine onun da kendi içinde alt grupları var. Hücrelerde farklılaşma, kansere dönüşme, evet, gibi. Belli bir kanser öncülü hücrelerin oluşması ve rahim içi kanserine gidişata yol açabiliyor. Daha masum olan basit kalınlaşma vakalarında ise gebe kalmada zorluğa da neden oluyor. Yani siz yumurtlama tedavisi verseniz de biz yaptığımız birçok bilimsel araştırmada bunu gördük. Rahim faktörünün çok atlandığını gördük. Onun için rahim sağlığı vazgeçilmez. Sonuç itibariyle hasta ne şekilde gebe kalacak olursa olsun, ister yumurtlama tedavisiyle, ister aşılama, ister tüp bebek. Sonuçta döllenen yumurtanın, embriyonun sağlıklı rahime implante olması, yapışması gerekiyor. Eğer rahimde bir problem varsa siz istediğiniz kadar fevkalade embriyoları transfer edin, çok başarılı tedavi yaptık deyin, rahimin onu tutma potansiyelinde ciddi azalmalar olacak. O zaman tekrarlayan başarısız tüp bebek tedavilerin bir kısmı da bu. Maalesef iyi anamnez alınamıyor, öyle, iyi analiz edilemiyor. Bu çok önemli. Tabii burada biz doktora tabiiz. Giden herkes çok bilinçli değil. Tamam, biz bilinçlendiriyoruz programlarla vesaire, haberlerle ama tabii doktor ne diyorsa o oluyor sonuçta. Peki tüp bebek tedavisi alacak, bu tarz sorunları var. Normal yollardan bir ya da iki yıl hamile kalamamış, bir şekilde sizlere gelmiş. Nelere siz soruyorsunuz? Neler alarm edicidir gerçekten bu kişi için? Biraz daha bunu açmak istiyorum ben. Çok gereksiz çünkü, evet, işlemler yapıldığını ben maalesef duyuyorum ve üzülüyorum. Çünkü maddi de bir külfettir tüp bebek aynı zamanda. Sıkıntılı bir konu. Evet, evet. Şimdi biz prensip olarak hedefe yönelik çalışıyoruz. Hakikaten gereksiz olacak tetkikleri, tahlilleri ve tedavileri önermiyoruz. Nedeni araştırdıktan sonra bir tahlili, tetkiki istediğimizde bize ne faydası olacağını, sonucun bizim kararımızı nasıl değiştireceğini, hı hı, öncelikle çok detaylı anlatıyoruz. Çok, evet. Çünkü bu tetkik ne kadar ucuz olursa olsun yine de hastamızı korumak durumundayız. Tabii ki. Ve bu bilinçle yola çıktıklarında çok daha güzel iletişim kuruyoruz ve inanın gebelik oranını ciddi şekilde etkiliyor. Sonra adım adım aldığımız sonuçlara göre de tedavimizi şekillendiriyoruz. Tabii polikistik over hastalarında önceki tedavilerle gebe kalamamış ya da birçok tüp bebek tedavisi olmuş gebe kalamamış, hatta ciddi sağlık riskleri yaşamış olarak bize gelebiliyorlar. Bu hastaları tüp bebek tedavisinde bekleyen temelde iki tane önemli risk var. Bunlardan birincisi tedavide uyguladığımız hormon iğnelerine, hormon tedavisine bağlı olarak hiperstimülasyon riski. Nedir? Nedir bu? Bu hormonların vücudun hassasiyetine bağlı olarak, bir de tabii polikistik over o kadar enteresan bir grup ki biraz önce açıkladığımız gibi hiçbir vaka bir vakaya benzemiyor ve siz o kişinin özel tedavideki cevap eşik değerini iyi saptamanız gerekiyor. Eğer onun üzerinde dozlarla sıkıntılı şekilde giderseniz aniden vücudun çok fazla cevap vermesi, hormonların çok yükselmesi. Çok kişiye özel bir tedavi o zaman, yani kesinlikle rutin bir şey yok orada. Bütün vakalarımız böyle olmalı. Kişiye özel tedavi hak ediyorlar ama polikistik over özellikle hayati olarak böyle. Ve yükselen hormon değerleri, çok hızlı büyüyen foliküller ciddi bir kisleşmeye neden oluyor. Siz yumurta toplamada bu yumurtaları alsanız da sonraki etkileriyle karın içi sıvı toplanması, akciğerde sıvı toplanması, pıhtılaşma bozuklukları gibi
çok ciddi sıkıntılar yaratabilecek, hatta hayati risklere ve kalıcı sorunlara yol açabilecek tablolar olabiliyor. Tabii bu vakalarda biz yaklaşık 7-8 yıl önce çok ciddi bir çalışmayla Türkiye'de önemli bir ilke imza attık. İlaçsız tüp bebek tedavisi. Yani hormona çok hassassa o zaman hormon vermeden yumurtalık içindeki ufak folikülleri alarak laboratuvar ortamında olgunlaştırarak tüp bebek tedavisinin uygulanması. Aşamalara geldik yani. Evet. Biraz evet. Açalım bunu. İlaçsız tüp bebek tedavisi. Evet. Bu konuda biz Kanada McGill Üniversitesi ve Kopenhag Üniversitesi ile ciddi yoğun bir çalışma sonrasında yaklaşık 500 vaka üzerinde oldukça yüksek gebelik oranlarını elde ettik. %37'ler 40'lara kadar yükselen total bir gebelik oranına sahip olduk. Bu vakaların çoğu daha önceki tedavilerde yüksek cevap vermiş ve çeşitli komplikasyonlar, sorunlar yaşamış vakalardı. Hiç hormon verilmeksizin polikistik over hastaları bu tedavi için ideal çünkü çok folikülleri var. Yani olgunlaşmamış yumurtaları çok fazla yumurtalık içerisinde. Siz özel bir adetin gününde onu hesaplayarak yumurtaları özel bir teknolojiyle alıyorsunuz. Bu işlem normal tüp bebekteki yumurta toplama işleminden çok daha komplike ve özel yapılması gereken bir işlem. Bu yumurtaları laboratuvarda olgunlaştırıyorsunuz, ayrıştırıyorsunuz ve yaklaşık 24-48 saat çok titiz bir çalışmadan geçiriyorsunuz. Tabii laboratuvarınızın altyapısının da çok iyi olması gerekiyor. Çünkü olgun olmayan yumurtalar çok hassas dış etkenlere. Bu zahmetli bir uğraş sonucunda yaklaşık yumurtaların %60 ila 80'ini olgun hale getiriyorsunuz. Yani o hanımın vücuduna verdiğiniz hormon tedavisinin yükünü siz laboratuvara almış oluyorsunuz. Yumurta olgunlaştıktan sonra da standart yine spermler tek tek seçilerek mikro injeksiyonla döllenip oluşan embriyoların transferiyle elde ediliyor. Ve biz bu vakalar içerisinde dondurduğumuz embriyolarıyla da ilk tedavide gebe kalamayıp dondurulmuş çözülmüş embriyoyla da Avrupa'da ilk gebeliği elde ettik. Hakikaten çok mutlu olduğumuz bir sonuç idi. Daha uzun bir süreçte bir tedavi midir? Yani rutinde? Hayır. Hayır, diğer tedaviye göre aslında daha da kısa bir tedavi. Çünkü verdiğiniz o yumurtlama tedavisi bölümünü vermiyorsunuz. Hastayı sizin sadece birkaç kez görmeniz yetiyor. Sadece doğru zamana ve doğru tekniğe karar vermeniz gerekiyor. Tabii yıllar içinde biz bu ilaçsız tüp bebek yani in vitro maturasyon tedavisini uygularken yoğun bu vakalarla uğraştığımız için boşta durmadık. Yani çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor. Hormon tedavisi verdiğimizde daha yüksek gebelik oranlarını elde ediyoruz. O zaman ne yapalım? Hormonların etkisi nasıl bertaraf edebiliriz'e geçtik bu sefer. Ve geliştirdiğimiz yine özel yumurta toplama ve sonrasında oluş mekanizmasını bloke edici yani bu komplikasyonların, sorunların oluş nedenini baskılayıcı özel tedaviler yaptık. Bunda da Rusya Moskova Tüp Bebek Merkezi ile özel bir projemizdi. Kalsiyum infüzyon tedavisi ve bununla zenginleştirilen özel bir serumun hastalara yumurta toplama sonrasında uygulanmasıyla baktık ki hormonların komplike edici risklerinden kurtulabiliyoruz cidden. Oluş mekanizmasına çünkü yönelik. Böylelikle gördük ki en doğru formülasyon günümüzde artık fazla yüklenmeden kişiye özel minimal hasta dostu protokolle uyarı, yumurtaların oluşturulması, hiperstimülasyon aşırı uyarılmayı sıfıra indirerek gidilmesi ve bundan sonra da laboratuvarda en kaliteli embriyonun elde edilmesi. O zaman tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarına polikistik over sendromu bir kadında yüksek olabiliyor anladığımız evet. kadarıyla ve sizin bu yöntemlerinizle fazla tekrarlamadan, fazla gebeyi de gebe evet. adayını da zorlamadan tedavimizi yapabiliyoruz. Çeken bilir tabii. Sürekli tüp bebek tedavisi olup hamile kalamamak bir kadın için, bir aile için çok üzücü. Bir de toplum baskısı oluyor bazen maalesef. Bunlar bazı kişileri o kadar çok ilgilendiriyor, o kadar çok ümit veriyor ki ne güzel sonuçlar alıyorsunuz. Bazı gruplar için gerçekten çok önemli. Peki
Başarıyı arttırma tekniklerinde bu söylediğiniz var. Başka tüp bebek tedavisinde başarıyı arttırma ile ilgili son yıllarda neler yapılıyor? Bize söyleyebileceğiniz yeni bilimsel gelişmeler var mı acaba? Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Gelen vakaların çoğu inanın diyorlar ki hani çok denemelerden geçmişler ve hocam siz bize farklı ne yapacaksınız? Biz hep bunları yaşadık, bunları ettik. Siz bize farklı ne yapacaksınız? Aslında ben hep şu şekilde yanıtlıyorum onları. Birçok tedaviden de geçseler en önemlisi ne biliyor musunuz? Yani normal tüp bebek tedavisinin layıkıyla yapılması aslında. Zannediyor ki çiftler bütün merkezlerde, bütün aynen, hastanelerde standart bir yöntem var. Yumurtalar, spermler bir makineye konuyor, oradan çıkıyor ve rahme hazır embriyolar transfer ediliyor. İnanın bu şekilde düşünen ve böyle dile getiren çiftlerle birlikte olduk. O zaman hemen es vereceğim. Yani layıkıyla yapılmayınca çok tekrarlayabiliyor. Yani bunu söyleyelim. Evet. Her merkezde aynı işlem yapılmıyor. Zaten iyi hekim dediğimiz, iyi merkez dediğimizin farkı bu. Layıkıyla yapıyor. Üç kere yerine bir kere de belki üç deneme yerine bir kere de bebek sahibi çünkü olabiliyor. Çünkü laboratuvarda o kadar çok değişken var ki, o kadar çok değişken var ki uygulayacağınız minimal bir farklılık, bir konuya daha konsantre olarak eğilmeniz ve oradaki yanlışı düzeltmeniz sizi başarıya götürebiliyor. Yani gereksiz olarak da ben şöyle bir farklı teknik yapıyorum, şöyle bir yöntem yapıyorum, öylelikle de zarar verebilirsiniz. Önce iyi bir analiz edip hakikaten düzgün şekilde olaylara götürmemiz lazım. Tabii polikistik over sendromu vakalarına tekrar dönecek olursak, bu vakaların çok yumurtası çıkmasına rağmen karakteristik olarak karşılaştığımız döllenme oranları iyi gidiyor. Fakat embriyo gelişiminde ciddi şekilde embriyo kalite sorunu yaşanıyor. Yani kalitesiz embriyolarla gebelik oranı sonuçta otomatikman düşmüş oluyordu. Kokültür yöntemi dediğimiz anne yumurta hücrelerinden oluşturduğumuz embriyo kalitesini artırıcı ek besleyici vasatlar oluşturuyoruz. Polikistik over hastalar buna çok ideal çünkü çok yumurtaları var. Evet. Dolayısıyla yumurtayı çevreleyen kumulus hücrelerinden çok zenginler. Normalde kullanmadığımız bu hücreleri biz özel sıvılarla birlikte embriyonun gelişimini destekleyen ek bir besi olarak sunuyoruz embriyolarımıza ve bu sayede hakikaten dramatik olarak embriyo kalitesinin çok arttığını ve buna bağlı olarak da bu grup hastada ve diğer tekrarlayan tüp bebek hastalarında gereken vakalarda titiz uygulandığında ciddi şekilde gebeliklerin bilimsel arttığını gördük. Bunu bilimsel olarak da birçok kongrede de sunduk, yayınlarımızı da yaptık. Ve biz hastalarımıza bir teknolojiyi uygularken, anlatırken mutlaka kanıta dayalı tıp çalışmalarımıza, deneyimlerimize dayanarak net sonuçlarımızı vererek öneriyoruz. Peki şunu sorsam ne kadar doğru olur? Genetik bir embriyodaki genetik riski önceden belirleyip genetik riski olan embriyoyu kullanmak yerine riski olmayan embriyoyu biliyorsunuz herhalde artık siz hekimler, tüp bebekle ilgilenen hekimler. Yani bu da bazıları der ki kusursuz bebek, kusursuz bir bebek doğmasına, hiçbir genetik riski olmayan bebek doğmasına neden olabiliyor deniyor. Bu gerçekten mümkün müdür? Ama bunu herkesin yaptırması ne kadar etik doğru bilmiyorum bir de. Ayrıca evet, bu da evet. Başka çok önemli bir konu tabii ki. Biz hekimler olarak hani verdiğimiz mesajlara her zaman çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yanlış noktalara evet, da çekilebilir. Öncelikle şunu mutlaka söylememiz lazım. Yani evet tüp bebek teknolojileriyle, genetik ayıklamalarla sağlıklı gebelikler elde edebiliyoruz demek. Bunu artık bütün çiftlerde tüp bebek tekniğiyle tedaviye girsinler ve kusursuz bebekleri olsun gibi bir mesaj kesinlikle doğru değil. Bir defa her şeyin doğalı ve yaratılıştan gelen akışı o kadar mükemmel ki biz yaptığımız her şeyle zaten bunu taklit ediyoruz. Ancak sorunlar çıktığı zaman bazen öyle aileler var ki bir çocuğunda, iki çocuğunda tekrarlayan ciddi genetik rahatsızlıkları olabiliyor. Akraba evliliği ya da akraba evliliği olmaksızın rastlantısal görülen birçok gen hastalığı var. Bunları çok net olarak tespit ediyoruz. Sorumlu olan geni tespit ediyoruz ve buna yönelik olarak tüp bebek tedavisi yapıp
çift kendiliğinden gebe kalsa, kalabiliyor olsa dahi embriyolarını ayıklayarak sağlıklı, çok iyi gidecek gebelikleri elde edebiliyoruz. Peki şurada şuna müdahale etmek ne kadar doğru? 45 yaşında geç evlenmiş, çocuk sahibi olmak istiyor ama 40 yaşından sonra riskin daha da arttığı söylenir bebek için. Evet. Sağlıklı bir bebek doğmak için. Burada tüp bebek tedavisi direkt yapılabilir mi? İsteyen tabii ki de yaptırır ama bunu ne derece normal buluyorsunuz? Kusursuz embriyoyu, genetik riski olmayan embriyoyu bu şekilde bulup verebiliyorsunuz çünkü. Bu açıdan ne dersiniz? Şimdi tabii biraz önce söylediğimiz konuya geri dönecek olursak, doğalı ve yaratılışlı taklit ediyoruz. Normalde de baktığınızda evet 45-46 yaşında, 48-49 yaşında da bir hanım menopoza girmedikten sonra kendiliğinden de gebe kalabiliyor. Hatta 3-4 çocuğu oluyor da gebelik planlamadığı halde ya ben acaba menopoza mı girdim diye kontrole geldiğinde gebe olduğunu tespit edebiliyoruz. Eğer bu mümkünse tabii ki yumurta rezervi varsa bu tedaviler yapılabilir, denenebilir. Ama yine burada çok hassas ve keskin bir sınır var. Çiftlerin çok net olarak gebelik oranları hakkında bilgilendirilmeleri gerekiyor. Çok aşırı cesaretlendirilmeden uygulayabileceğiniz ek teknolojilerle oluşturacağınız embriyoları birleştirerek, biriktirerek birkaç tedavide kendilerine özel makul bir gebelik oranı verebiliyorsanız bu yola çıkabilirsiniz. Burada da şunu söylemek lazım. Her hanımın yumurta rezervi aynı yaşta aynı değil. Yani 42-43 yaşında bir hanımdan siz bir tedavide daha iyi sayıda yumurta alabilirsiniz. Diğerinden çok zorlayarak bir yumurta alabilirsiniz. Ama yaşın etkisini, yumurta sayısı yüksek de olsa genetik geçişleri, yumurta kalite düşüşlerini önleyemezsiniz. Bunun için biz tedaviden önce bazı ilaçlar, destekler, hormonlar vererek biraz bu sonuçları da iyileştirmek için gayretler içerisindeyiz. Tabii bu vakalarda bütün kromozomlar taranarak, işte Down sendromu, diğer sık rastlanan 46 kromozomu artık tarayabiliyoruz. Embriyolar genetik bir analizden geçirilerek buna preimplantasyon genetik tarama diyoruz. Bütün kromozomlara bir bakma ama bu da tek tek gen tarama değildir. Kromozom düzeyinde bir taramadır. Tabii sağlıklı gebeliklerin elde edilmesi için bu danışmanlığı da veriyoruz hastalarımıza. Peki şunu önerir misiniz? Artık genç yaşlarda da hani 30'lu yaşlar, 25'li yaşlarda 40'a doğru tabii yumurta rezervi her kadının, genç kızın aynı değil. Bunu evlenmeden önce bir check-up yani ya da evlilik planını yaparken bazısı ben işte kendine limit koyar. Ben 35 yaşından önce evlenmeyeceğim diyebilir ama çocuk da istiyordur ama yumurtalık rezervi azdır. Gebeliğini riske sokar. Üreme yeteneği belki azdır. İnsanların, genç kızlarımızın, kadınlarımızın yumurtalık rezervini kontrol ettirme imkanı da olmalı ya da baktırmalı değil mi? Ne diyorsunuz bununla ilgili? Bir koruyucu taraf aslında bu da herhalde. Evet evet, kesinlikle öyle. Standart kontrolleri ihmal etmemek lazım. Aynı şekilde belli yaştan sonra bekar kızlarımızın da karından ultrasonlarla da artık çok detaylı olarak yumurtalık havuzunu, yumurta rezervini görebiliyoruz. Ve çeşitli hormon taramalarıyla özellikle ailede böyle riskler varsa, akrabalarda anne derken menopoza girme gibi çok bilinçli davranmak lazım. Öte yandan öyle çiftler geliyor ki evlenmişler ve gebelik planlamıyorlar, korunuyorlar. Tamam korunun ama ilk check-up'tan geçin. Ne durumdasınız? Çünkü bize öyle geliyorlar ki evet biz 3 yıldır korunuyorduk hocam, korunmayı bıraktık, gebe kalamıyoruz ve yumurtaları çok azalmış. Keşke bilseydik korunmazdık diyorlar. Hani bu keşkeleri yaşamamak için mutlaka ön analizlerden geçip bir genel vücudumuz hakkında bilgi almalıyız. Ama tabii burada da ben öyle vakalar da biliyorum ki akrabalarında birkaç erken menopoza giren olunca çok panik içinde aman bende de böyle bir şey olmasın diye gereksiz birkaç tüp bebek tedavisi geçirmiş olarak geliyor. Biz bakıyoruz ki hayır, rezervinde azalma yok, hatta yumurtalarında ciddi şekilde fazlalık var. Neredeyse polikistik over. Hani vakaların bu kaygıları da kullanılarak gereksiz tedavilerden de korunmalılar diye düşünüyorum. Peki tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Siz güzel muayene ettiniz. Tam detaylı analiz yaptınız ve başarılı bir şekilde hamile kaldı. Herkes seviniyor. Aile seviniyor ve 9 aylık süreç bekleniyor. Peki bu
tüp bebekle hamile kalan kişinin gebelik takibi rutin mi yapılır? Bir farklılık var mıdır? Hani çok özel hamilelikler deriz ya, bilmiyorum gerçekten öyle bir şey var mıdır? Şimdi biz yıllarca yaptığımız çalışma ve vaka serilerinde tüp bebek gebeliklerinin ek genetik riskler getirmediğini, toplumsal risklerin ama aynı şekilde onlarda da görüldüğünü analiz ettik. Tabii tüp bebek vakalarının başlangıcına bakarsak daha ileri yaş hanımlar olabiliyor. Altta yatan başka sağlık sorunları olabiliyor. Yani sonuçta gebe kalmamaya neden olacak. Hormonal, bünyesel birçok farklılıkları olabiliyor. Onun için anne adayının da gebelik boyunca iyi analiz edilmesi, zaten doktoru önceden de bu riskleri biliyorsa özellikle bu konuya yönelik takibe dikkat etmeli. Çünkü minicik vereceğiniz bir destek, belli haftada yapacağınız bir kontrolle sonucu çok ciddi değiştirebilirsiniz. Bu da önemli. Özellikle ileri yaş gebeliklerinde mi daha bu? Tabii ileri yaş gebeliklerinde yani daha da yaşlar biraz daha rahat. Daha rahat ama tabii ki bu yaşlarda da doğumlar daha sık olduğu için de onların da atlanmadan gidilmesi gerekiyor. Hani nasılsa yaşımız genç, hiçbir şey olmaz. Bazen genç yaş, ilk gebelik bazı sağlık sorunları için gebelikte risk faktörü oluyor çok enteresan şekilde. Ya biz neden son yıllarda kadınlar korkar olduk hamilelikten, hamile kalmaktan, yani çok zor, sanki hamile kalamayacak gibi düşünenler var. Çok zorlu gebelik süreci yaşayacakmışız gibi düşünenler var. Artık hepimiz risk altındayız, yediğimiz gıdalar. Ya müthiş bir furya var. Biz gerçekten artık ürün yeteneğimizi kayıp mı ediyoruz? Nereye gidiyoruz? Ya size çok ihtiyacımız olabilir ama çok tüp bebek merkezi var. Çok hekim var, çok bununla ilgili bilgi kirliliği de var. Aynen. Yani korkulacak bir şeymiş gibi, bir de masraflı bir şeymiş gibi, doğal bir olay. Hamile kalırsınız, doğurursunuz, çocuğunuz olur ama bilmiyorum ya, biraz zor bir süreçteyiz herhalde. Ne dersiniz? Var mı etken? Biz mi yanlış yapıyoruz? Toplumda, sistemde bir şeyler yanlış mı gidiyor? Niye biz doğuramıyoruz? Sonuçta biz de gidişata, hayata ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Ve çok haklısın. Hakikaten bir defa herkes kadınıyla erkeğiyle bir ayakta kalma savaşı veriyor. Ciddi bir hani çalışma şartlarının zorluğu, rekabet, eğitim, kariyer, onlardan vazgeçemiyorsunuz. Öte yandan evlenseniz dahi çocuk elde etmek için belli ertelemelere girmek zorunda kalabiliyorsunuz. İşte şunları da halledelim de çocuk öyle olsun, bunları da halledelim. Tabii bir de bunlar kader, kısmet, evet, şans işi. Ve stresin yanı sıra birçok işte trafiktir, toksinlerdir, beslenme, hepsine maruz kala kala cidden kolaylıkla gebe kalma oranları düşmeye başlıyor. Bunların hepsi bir etken aslında. Peki burada kadınlara vereceğiniz bir mesaj var mı? Son 1-2 dakikama girdim. Yani son ev geç evleniyor ya da evlenmeyi düşünmüyor. Ya da evleniyor, herhangi bir üremeyle ilgili bir çalışması yok. En azından hamile kalmakla ilgili bir çalışması yok. Ne önerirsiniz? Biraz daha, çünkü sosyoekonomik durumu ne olursa olsun bu konuda biz kadınlar bazen cahiliz. Yani bunu söylemek lazım. Ya da yoğunlukların içine girip kendimizi unutabiliyoruz. Unutabiliyoruz. Siz öyle insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bu insan bunu nasıl düşünmez diye siz bile düşünüyorsunuz. Son mesajlarınızı alalım, yayını kapatalım. Bilinçli olup gerekli check-up'lardan geçerken hem bekarlıkta hem evlilikte yumurtalık potansiyeli, biyolojik yaş, yumurtalık yaşının bilincinde olarak gitmek. Ek başka sıkıntılar varsa polikistik over sendromu, endometriozis, geçirilmiş bazı enfeksiyonlar, immünolojik hastalıklar, daha da dikkatli olmak lazım. Bu söylenmesi gereken en önemli şey. Öte yandan daha ileri yaşta ve evlenmemiş hanımlar için de mutlaka şunu tavsiye ediyorum. Çok önemli. Artık Sağlık Bakanlığı da bunun önünü aç.